Herkese merhabalar. Ben Pelin Doğukan. Mavi İlmek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ABA terapistiyim. Bugün size ABA modülü içerisinde yer alan alıcı dil becerilerinden bahsedeceğim. Sözel iletişimin başlamasında önemli bir yeri olan dil, özel gereksinim bireylerde gecikme gösterebilir. Bu nedenle hem alıcı dil hem de ifade edici dil becerilerinde güçlük yaşayabilirler. Konuşma becerilerini geliştirmek ve edinmek için kullanılan önemli iki unsur vardır. Bunlar alıcı dil becerileri ve ifade edici dil becerileridir. Alıcı dil becerileri dışarıdan gelen seslerin, tepkilerin anlaşılmasını, sözel olan ya da sözel olmayan yollarla sunulan yönergeyi ortaya çıkarır ve bireyin ayırt etme tepkisini ifade eder. İfade edici dil ise çocuğun kendini ifade etmesi için verdiği tepkilerden oluşan öğeler bütünüdür. Konuşmada kullanılan bu önemli iki unsur, alıcı dil ve ifade edici dil becerileri yan yana kullanılır. Önce dilin alıcı yanı sunulur ve buna ifade edici dil izler. Örneğin, yetişkinin çocuğa söylediği nesnelere fincan, bardak, kaşık gibi uygun tepki vermesi, yani fincanı, kaşığı, bardağı göstermesi beklenir. Sonrasında söyleneni alması ve ifade etmesi beklenir. Yani fincan, kaşık, bardak demesi gerekir. Nesnelerin isimlendirilmesi, adlandırılması alıcı dilin gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Çocuğun diğer insanlarla etkili iletişim kurabilmesi için her kategoriden kavramları tanımlaması ve adlandırması gerekmektedir. Bununla birlikte çocuğun ilgisini çeken, telaffuzu kolay olan nesneler seçilip isimlendirilebilir. Nesne ve eylemleri adlandırma, uygulama sürecinde vücut bölümleri, hayvanlar, taşıtlar, sebzeler, meyveler ve eylem sınıfları çalışılabilir. Çocuktan duyduğu sesin kaynağının nereden geldiği sorulabilir. Örneğin çocuğa dinlettiğimiz su sesinin nereden geldiği sorulduğunda su resim kartını göstermesi beklenir.